أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عزيز ومحترم müminler Cenab-ı Hak cumamızı mübarek kılsın. Cenab-ı Hak bu mübarek cuma günü hürmetine cümlemize sağlık, afiyet, huzur, ihsan eylesin. Bu vesileyle bütün ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Bugünkü dersimiz, sohbetimiz, ana baba hakkı, yaşlılara saygı, hürmet, büyüklere saygı konularında olacaktır. Biliyorsunuz her insan doğar, büyür, yaşlanır, anne baba olur, evlat sahibi olur. Bu hayatın süreçlerine tabi olur. Gün gelir evlat olur, gün gelir anne baba olur, gün gelir genç olur, gün gelir yaşlanır. Cenab-ı Allah dünyayı böyle, bu şekilde deveran ettiriyor. Kur'an-ı Azimüşşan olsun, hadis-i şerifler olsun, anne baba hakkının, anne babaya saygı ve hürmet gösterilmenin, Allah'ın ve Peygamberinin emirlerinden birisi olduğunu bize öğretiyor. Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: herhangi bir genç yaşlılığından dolayı bir ihtiyara hürmet gösterirse, saygı gösterirse, Cenab-ı Allah da yaşlandığında o gence hürmet edecek kimseler yaratır buyuruyor. Bu ne demek? Demek ki bu işler sırayla demek. Sen gençliğinde bir yaşlıya, bir ihtiyara, bu kendi anne baban olabilir, dede nenen olabilir veyahut da tanıdığın, tanımadığın bir ihtiyara hürmet gösterirsen, yarın sen de yaşlanacaksın. İşte o zaman da Cenab-ı Allah sana hürmet gösterecek, sana hizmet edecek, yardımcı olacak kişiler halk ediyor. Bu çok güzel bir müjdedir. Rabbim bu müjdeye muhatap eylesin bizleri. Yine sevgili Peygamberimiz düşkünleri, yaşlıları görüp gözetiniz. Çünkü sizin düşkünleriniz sayesinde Cenab-ı Allah tarafından yardım görürsünüz ve rızıklanırsınız. Hani dua ederken dualarımızda genellikle şu ifadeyi çok kullanırız: aksakallı dedeler hürmetine, nur yüzlü neneler hürmetine, sabi, sübyan, çocuk hürmetine deriz ya.
İşte bu hadis-i şerifin bir tezahürüdür bu dua. Ne diyor hadis-i şerif? Düşkünleri, yaşlıları, acizleri koruyup gözetiniz, himaye ediniz. Çünkü sizler düşkünleriniz, zayıflarınız sayesinde yardım görürsünüz ve rızıklanırsınız. Bu dua genellikle yağmur dualarında falan çok kullanılır. Neden? Çünkü yağmur duası yapmadan önce Cenab-ı Allah'tan bir tevbe dilemek lazım ya. Çünkü günahkar bir kul olarak Allah'tan bir şey istediğinde o günahlar o istediğin şeyin verilmesine perde olabilir. Araya girebilir günahlar. Onun için ne yapıyorsun? Adeta günah işleyecek hali kalmamış. Günah işlemez durumda. Sadece elinde tesbihi, dilinde tevhidi, zikir halinde olan aciz kişileri veyahut da günah işleyemeyecek durumdaki çocukları, sabileri vesile yaparak Cenab-ı Allah'tan rızık talep ediyoruz. Değil mi? Yine sevgili Peygamberimiz hadis-i şeriflerimizde saçı sakalı ağarmış yaşlı Müslümana saygı gösterip ikram etmek, ona hürmet etmek Allah'a olan saygıdan kaynaklanır diyor. Allah Allah. Bakın, Allah'a saygılı olan bir kişinin demek ki ihtiyarına da faydası var, yaşlısına da faydası var, acizine de faydası var. Allah'a iman öyle güçlü bir cevher ki adeta lokomotif gibi Allah'a saygı arkasından daha ne saygıları çekip götürüyor. Allah'a saygı anneye saygıyı getiriyor, babaya saygıyı getiriyor, büyüğe saygıyı getiriyor. Öyle muhteşem bir cevher Allah'a iman. Rabbim imanımızı ziyade eylesin. Yine sevgili Peygamberimiz büyüklerine hürmet, saygı göstermeyen, küçüklerine de acımayan, merhamet etmeyen bizim yolumuzda değildir diyor. Bizim yolumuz böyle değildir diyor. Demek ki sünnet-i seniyye dediğimizde, Peygamberimizin yolu dediğimizde, Peygamberimizin yolu neyi doğuruyor, neyi getiriyor? Büyüklere hürmeti getiriyor. Küçüklere de acımayı, merhameti gerektiriyor. Biliyorsunuz insanoğlunun Kur'an-ı Kerim'de yaratılış aşamaları anlatılırken Allahu'l-lezî halakaküm min da'fin ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً وَشَيْبًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ O Allah Celle Celaluhu ki sizi bir zaaftan, acizlikten yaratmakta. Ne demek zaaf, acizlik? Bir su, sudan yaratıldın. Hiçbir şey değildin, kötü bir suydun. O zaafın ardından bir kuvvet meydana getirmekte diyor. Öyle ya, o su büyüdü, gelişti, bir işte bebek oldu, dünyaya geldi, yine aciz, yine zaaf. Mesela insan yavrusu kadar aciz bir varlık yokmuş muhterem cemaat. En aciz varlık insan yavrusu. Biliyorsunuz bazı canlıların yavruları dünyaya geliyor, bakıyorsunuz 5 dakika sonra ayağa kalkıyor, yürüyor değil mi? Veyahut da bir civciv bile 45 gün sonra bakıyorsunuz kocaman tavuk olmuş. Ama insan evladı öyle mi? İnsan dünyaya geliyor. Eğer anne şefkatiyle ona sahip çıkmasa anne, onu doyurmasa,
onun altını temizlemese, ona bakmasa ölür insan, o kadar aciz. Çok aciz bir var. İlla kucakta, elde himaye edilmesi gerekiyor, korunup kollanması gerekiyor. İnsanoğlu değil mi? Ellere doğuyor, eller üstünde uğurlanıyor. İnsanoğlu işte böyle bir varlık. Dünyaya gelirken ellere doğuyor. Yani işte o diyelim ki hemşire, doktor neyse, ebe. Dünyayı terk ederken yine eller üzerinde gidiyor, uğurlanıyor. Yani bu kadar aciz, bu kadar güçsüz. İşte diyor Cenab-ı Allah o zaafın ardından bir kuvvet yaratmakta. Bir bakıyorsunuz o aciz dediğiniz çocuk büyümüş, gelişmiş, delikanlı olmuş, güçlü kuvvetli bir adam olmuş. Ondan sonra bakın devamında diyor ki ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ وَشَيْبًا. Sonra tekrar yine diyor bir zaafa, kuvvetten sonra bir zaafa ve ihtiyarlığa döndürmektedir diyor. Doğru mu? Doğru. Bir bakıyorsunuz o güçlü kuvvetli olan kişi gün geçtikçe güç kaybediyor, kuvvet kaybediyor, acizleşiyor. Elinde değnek taşıması gerekiyor. Neredeyse iki ayağı üzerinde bile duramıyor. Birilerinin desteğine, himayesine ihtiyaç duyuyor. Zayıflıyor. İşte diyor siz busunuz diyor Cenab-ı Allah. Ayet-i kerimeler ne kadar veciz özetliyor değil mi insanı? Ne kadar özet böyle anlatıyor. Yine Yasin suresinde Yüce Rabbimiz وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ. Biz ki diyor Rabbimiz, kime ömür verirsek, kimin ömrünü arttırırsak, نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, onu ilk yaratılışına döndürürüz. اَفَلَا يَعْقِلُونَ. Akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz, bilmiyor musunuz, görmüyor musunuz bu gerçeği diyor. Hani bazen çocuklar doğum günü kutlarlar. Çocuklar böyle sevinir. Bir yaş daha büyüdüm. Oh ne güzel, abi oluyorum, abla oluyorum diye değil mi? Bazen kocaman insanlar bile doğum günü kutluyor, seviniyor. Halbuki ömürden koca bir sayfa, 365 yaprak bitmiş, sevinecek bir şey yok aslında. Menzile doğru gidiyorsun aslında farkında olmadan, sevinecek bir şey yok. Mesela yıl geçiyor bazen, yıl başlarında insanlar seviniyor. Aslında sevinmek mi lazım yoksa biraz düşünmek mi lazım? Hayat gidiyor, ömür gidiyor diye düşünmek mi lazım? Sevinecek bir şey gözükmüyor ortada. Eğer senin geçen senen çok hayırlı geçtiyse, uğurlu geçtiyse, ibadetlerle böyle dantel gibi işlenmiş bir şekilde geçtiyse, sevin. Bu sevinmek senin hakkındır. Ne mutlu sana. Yani mesela 2015 senen çok güzel böyle dolu dolu, ibadetli, itaatli geçtiyse, 2016'ya girerken sevin. De ki ya Rabbi sana şükürler olsun. Bu geçen yılı çok iyi değerlendirdim. Çok iyi hakkını verdim. Dolu yaşadım, ibadetli yaşadım, itaatli yaşadım. Günaha fazla girmedim. Günahtan kaçabildiğim kadar kaçtım. Hep sevap aradım. Sevap arayışı içerisinde oldum ya Rabbi. Şükürler olsun ya Rabbi de diyebiliriz. Ama böyle gaflet içinde geçtiyse neye seviniyoruz? Sevinecek bir şey gözüküyor mu ortada? Gaflet içinde geçmiş bir yıl. Sevinecek hiçbir şey yok. İşte Yasin suresi diyor ki, buyuruyor ki,
وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْضِلُونَ Biz kime ömür verirsek, ömrünü arttırırsak onu ilk yaratılışına döndürürüz. Ne demek? Hani çocuk doğduğunda ne kadar acizdi değil mi? Ayağa kalkamıyordu, yürüyemiyordu. Böyle neredeyse birileri mamayla veyahut da işte kaşıkla besleyecekti, çok acizdi, kendini koruyacak gücü yoktu. İşte insan da ne kadar yaşlanırsa, ne kadar yaşı ileri giderse aynı o çocuk gibi oluyor, çocuklaşıyor. Şimdi bu hakikati hepimizin bilmesi gerekiyor ama gençlerin özellikle bilmesi gerekiyor. Gençler annelerine, babalarına davranırken bu hakikati bilerek davranmaları lazım. Annesiyle, babasıyla konuşurken karşısında kendisi gibi dinç, sağlığı yerinde, sinirleri sağlam bir kişi olarak görmemesi gerekiyor. Yani karşısındaki insan yıllar geçirmiş, o yılların üzerinde getirdiği ağırlık var, yorgunluk var, zayıflık var, acizlik var, sinirler zayıflamış, hastalık var. O şekilde karşısındaki insanı böyle değerlendirmesi lazım. Ama böyle düşünemiyor. Zannediyor ki babası da kendisi gibi çok dinç, sinirler sağlam, hasta değil, turp gibi zannediyor. Annesini de kendisi gibi zannediyor. Öyle değil. Gençler bunun bilinciyle hareket etmesi lazım. Veyahut da yaşlı kişilerle beraber yaşayan kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımızın bunun bilincinde olması lazım. Bu bilinçle hareket etmesi lazım. Rabbim bu bilinci kazanmayı bizlere nasip eylesin. Tabii ki muhterem cemaatimiz, anne babaya saygı ve iyilik yapmak Allah'ın emirlerinden bir tanesidir. Hani 54 farz diyebiliriz ya, bu büyüklerimiz, eski alimler Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emirlerini toplamışlar. 54 farz diye böyle levha gibi bazen evlere de asıyorlar ya. İşte bu 54 farzdan bir tanesi aynı namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, hac gibi, zekat gibi onlardan bir tanesi de anne babaya iyilik etmek, ihsanda bulunmaktır. Miraç gecemizi yeni geçirdik biliyorsunuz. Miraç'la alakalı İsra suresinin 23. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Rabbin diyor senden kendisinden başkasına kulluk etmemeni emrediyor. Hemen peşinden bakın Allah'a ibadet etme emrinden sonra وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا anne babaya da ihsanla davranmanı emrediyor diyor. İhsan ne demek muhterem cemaat? İhsan iyilik demek. İhsan güzel davranmak demek, hoş davranmak demek, incitici davranmamak demek. Hatta ihsanı tarif eden alimler şöyle tarif ediyorlar. İhsan diyorlar, mesela sana birisi bir çay ısmarladı. Sen diyorsun ki bu bana zamanında çay ısmarlamıştı. Ben de ona bir çay ısmarlayayım da ödeşeyim. Bu ihsan değil. Bu bana çay ısmarladı, ben ona yemek ısmarlayayım dersen bunun adı ihsandır diyorlar. Annem babam bana çok iyi davrandı, çok iyi baktı. Ben de onlara davranayım. Bu ihsan değil. Sen onları da geçerek, onlardan daha iyi, daha latif,
daha hoş davranırsan bunun adı ihsan oluyor. Yoksa öteki türlü ödeşmek oluyor. O bana baktı, öyleyse ben de ona bakayım. Böyle değil. Ben ona daha çok güzel davranayım, onu daha çok hoş edeyim. O dünyasını terk ederken benden mutlu ayrılsın. Benden memnun ayrılsın. Ağzı dualı olarak ayrılsın. Beddua ede ede ayrılmasın. Demektir ihsan. Hani bazen bazı anne babaları dinliyoruz da bir dua ediyor, hayran kalıyoruz. Şöyle diyor, hocam Allah herkese benim evladım gibi evlat versin. O kadar memnunum ki, o kadar razıyım ki, Rabbim tuttuğunu altın etsin, ne istiyorsa versin. Çok memnunum, hiç bizi üzmüyor, kendinden çok bizi düşünüyor diyor bazıları. Allah sayısını arttırsın tabii. Bazıları da bir dokunuyorsun, o adam dertli, dert küpü, çok dertli, patlamaya hazır bomba ve yeri geliyor, tabii biraz ağzını da bozuyor, beddua da ediyor. Muhterem cemaat, sakın evlatlarınıza beddua etmeyin. Bu bir defa size zarar, beddua edene zarar. Neden? Çünkü beddua ettiğin şey kabul olduğunda kim üzülecek? Yine sen üzülmeyeceksin. Senin evladın bu. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Evlat diyor, geçenlerde bir yazı okumuştum da çok hoşuma gitmişti. Evlat diyor deniz suyu gibidir. Ne içilir ne geçilir diyor. Öyle ya, bu senin evladın. Sakın beddua etme. Yani İslahı için dua et. Düzelmesi için Allah'tan yardım iste. Ama sakın beddua ağzından kaçırma. İşte Rabbimiz kendisine itaatten sonra ve bil valideyni ihsana, anne babaya ihsan ile davranmayı da emretti diyor. İmma yebluğanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Eğer diyor, Rabbimiz bakın her şeyi ayrıntısıyla bize öğretiyor. Onlardan biri veya her ikisi, sadece biri de olabilir, her ikisi de olabilir. Senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, onlara diyor fela tegul lehuma uffin ve la tenharhuma. Sakın onlara böyle sitemkar vaziyette öf bile deme diyor. Öf be baba, bıktım senden. Öf be anne deme diyor sakın. Bu kelimeyi sakın ağzından çıkartma diyor. Onları diyor ve la tenharhuma. Onları azarlama diyor. Muhterem cemaatimiz, bazen siz de görüyorsunuzdur, biz de görüyoruz. Öyle bir konuşuyor ki babasıyla, annesiyle, bunu bazen kız evlat da yapıyor, erkek evlat da yapıyor. Zannediyorsun ki anne o değil de öbürkü, baba o değil ki o değil de öbürü zannediyorsun. Yani evlat öyle bir çemkiriyor, öyle bir yüksek şeyden konuşuyor. Anne alttan almak zorunda kalıyor. Baba alttan almak zorunda kalıyor. Susuyor, ne yapsın? İşte bakın bunlar hep azarlamaya giriyor. Bunu yapmamak lazım. Bu Müslümanlığı iyi bilen, imanı kuvvetli olan bir kişiye yakışmaz. Bu kime yakışır? Cahil böyle, bilinçsiz, dinden imandan haberi olmayan kişiye yakışır. Ama dininin özünü bilen, dininin bütün güzelliklerini bilen bir kişiye anne babasıyla böyle konuşması yakışmaz, yaraşmaz. Azarlama kıvamında konuşması yakışmaz. Ve kul lehuma kavlen kerime. Onlara diyor kavli kerimle konuşun. Kavli kerim muhterem cemaat şu demektir. Yani böyle içerisinde müjdeler barındıran,
hoşluklar barındıran kelimelere kavli kerim denir. Yani böyle cömertlik barındıran ve karşı tarafın yüzünde gülücükler oluşturan, tebessümler oluşturan kelimelere kavli kerim denir. Yani siz konuşacaksınız, onlar böyle şad olacak. Siz konuştukça memnun olacaklar, mesrur olacaklar, yüzleri gülecek. Ve devamlı Allah razı olsun senden diyecek. Allah razı olsun kelimesini cezbedecek, çekecek kelimelere kavli kerim denir. Bu tarzda konuşmak lazım. Çünkü Rabbimiz bunu böyle emrediyor. Devamında da وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Rabbim diyor, sana yine emrediyor ki, her ikisine de anne babana böyle acıyarak, tevazu ederek merhamet kanatlarını indir diyor. Kucak aç ve şöyle dua et diyor. Bakınız biz şimdiye kadar anne baba duasının önemini vurguluyorduk ya. Kur'an-ı Kerim evlada da bir dua emrediyor. Bakın burada evladın da anne babasına nasıl dua etmesi gerektiğini Rabbimiz İsra suresinin 24. ayetinde öğretiyor. Şöyle dua edin diyor anne babanıza. Rabbi irhamhuma kema rabbayani sagira. Ya Rabbi, ya Rabbi, bu annem babam beni küçükken nasıl beni korudularsa, kolladılarsa, beni terbiye etmek için fedakarlıkta bulundular, ceketini sattılar, özveride bulundularsa, yemediler, yedirdiler, giymediler, giydirdilerse, sen de bunlara böyle acı, merhamet et, de diyor. Demek ki dualarımıza bundan sonra muhterem cemaatimiz bu duayı da katmak lazım. Yani tabi Rabbirhamhüme kemâ rabbeyâni sagîrâ Arapçası ama Türkçesi neymiş? Ya Rabbi beni annem babam küçükken nasıl bana merhamet ettiyse sen de benim anneme babama merhamet et. Rahmet et. Vefat etmiş de olabilir. Yani bazen merhamet ve rahmet ölüye de lazım, diriye de lazım. Cenab-ı Allah'ın rahmeti hepimize lazım. Diriye dünya hayatında işlerinin yolunda gitmesi için rahmet lazım, acıması lazım Cenab-ı Allah'ın. Ölüye de ahiretteki işlerinin yolunda gitmesi için rahmet lazım. İnsana her zaman rahmet lazım. Ölüyken de rahmet lazım, diriyken de rahmet lazım. İşte böyle dua et diyor. Tabii rahmet deyince muhterem cemaat, hani rahmet okutmak deniyor ya, bu da çok önemli. Yani öyle insanlar var ki yetiştirenlere, anne babaya rahmet okutuyor. Allah sayılarını artırsın. Yani ne güzel evlat yetiştirmiş. Allah o anne babadan razı olsun diyor herkes. Kimisi de var ki öyle şerli işler yapıyor ki, öyle yanlış işler yapıyor ki o da başka bir şey okutuyor. Rabbim bizi birincisinden eylesin inşallah. Yani güzellik arayışı içerisinde olalım. Hayırlı işler arayışları içerisinde olalım ki herkes bizim için, bizim büyüklerimize, anne babamıza, dedemize, nenemize rahmet okusun. Allah razı olsun desin. Diğerinden olmasın inşallah. Çocuklarımızı bu konularda odaklamamız lazım muhterem cemaat. Odaklama. Bazen çocuklar başka şeylere odaklanıyor. Çocuk bunu hesap edemiyor. Yani bir şey yapıyor. Ben bu işi yapıyorum ama benim anneme babama rahmet mi okunur, ne okunur bunu bilemiyor çocuk. Çocuk daha küçükken hayatı boyunca rahmet okutması gerektiğinin bilinci onun kursağına yerleştirilmeli, gönlüne yerleştirilmelidir. Tabii ki muhterem cemaatimiz, hadis-i şerifte öyle müthiş bir ikaz var ki bu anne baba
anne babaya saygıyla, iyilikle alakalı. Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın rızası ve hoşnutluğu anne babanın rızasına bağlanmıştır diyor. Anne baba memnun olursa diyor, hoşnut olursa ben de bundan memnun olurum diyor, razı olurum diyor. Yine devamında Allah'ın gazabı, Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesine bağlıdır diyor. Yani bir kişi Allah muhafaza anne babasını üzecek, anne babasını mutsuz edecek, anne babasını kızdıracak da Rabbim benden razı olacak zannetmesin bu hadise göre. Tabii anne babanın rızası biliyorsunuz hayırlı işlerde. Yani mesela dinimizin emrine muhalif bir konuda anne baba ısrarcı davranıyorsa o değil. Yani Allah'ın emrine uygun olan şeylerde, müsbet, Cenab-ı Allah'ın razı olacağı işlerde anne babayı sen kırıyorsun, üzüyorsun. İşte bunu yapma diyor. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah'ın rızası ve gadabı çok önemli. Şimdi biz namazlarımızda غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Ya Rabbi bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet. Sakın ha şunlara iletme. İletme dediklerine Allah'ın kızdıklarının yoluna وَلَا الضَّالِّينَ ve sapıtanların yoluna bizi sakın iletme diye günde 5 vakit namazda 40 defa yalvarıyoruz. Şimdi bunu yalvarırken, bunu söylerken Cenab-ı Allah'ın öfkesini çekecek işleri yapmamamız lazım. İşte Cenab-ı Allah'ın öfkesini çekecek işlerden bir tanesi de neymiş? Anne babayı üzmek, anne babayı kızdırmak, onları öfkelendirmek. Anne baba, muhterem cemaatimiz bir nimet olarak görülmeli. Bir dua kaynağı olarak görülmeli. Yani bizim milletimiz biliyorsunuz saygılı bir millet. Yani anne babaya hürmetin çok olduğu bir millet. Ama bazen ufak tefek böyle Allah muhafaza bozulmalar da olabiliyor mu? Oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Anne babayı bir nimet, bir rahmet kaynağı, bir dua kaynağı olarak görülmelidir. Onlar sağken ne kadar onlardan dua alabilirsem o kadar benim işim rast gider. O kadar işlerin yolunda gider. Bilinciyle hareket etmek lazım. Yine hadis-i şerifte bir ikaz var ki bu ikaz hakikaten bizi şöyle ürpertiyor. Cenab-ı Allah'ım diyor, dünyada geciktirmeden, ahirete bırakmadan verdiği, hemen daha dünyada peşin verdiği cezalardan bir tanesi diyor, anne babaya saygısızlıktır. Hani men dakka dukka sözü vardır, Arapça bir deyimdir bu. Çalma kapını, çalarlar kapını diye. Yani sen diyor eğer anne babanı iniminin inletirsen, şunu çok iyi bil, senin bu cezan ahirete bir kısmı tabii, hepsi değil. Bir kısmı daha dünyadayken seni buluyor diyor, haberin olsun diyor. Yani bugün diyor cuma, yarın cumartesi, senin de yarın çoluk çocuğun olacak. Sen de anne baba olacaksın. Sen nasıl anne babayı inim inim inletmişsen, seninkiler de sana bunu yapacak diyor hadis-i şerif. Hadis-i şerif gayet açık. Tekrar edelim. Cenab-ı Allah'ın dünyada geciktirmeden, ahirete bırakmadan bir kısmını daha dünyadayken verdiği cezalardan birisi, anne babaya hürmetsizliktir, saygısızlıktır diyor. Allah muhafaza. Rabbim inşallah bizleri bu güzel ayetlerin öğretisiyle, bu güzel hadis-i şeriflerin ikazlarıyla
anne babanın kıymetini bilenlerden eylesin. Yine Ankebut suresinde hani demin dedik ya anne baba, anne babaya itaatin sınırı ne? Nereye kadar bunun sınırı? Bunu açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Şöyle buyruluyor ayet-i kerimede: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُضِعْهُمَا. Biz diyor Rabbimiz insana, anne ve babasına güzel davranmasını emrettik. Eğer diyor annen baban bilgisizliği sebebiyle, cahilliği sebebiyle, bir takım hakikatleri kavrayamaması sebebiyle bana şirk koşman için, yani tevhidden uzaklaşman, seni biraz böyle Allah'tan uzaklaştırmak için çalışırlarsa onlara sakın itaat etme diyor. Ha, demek ki sınır burasıymış. Buraya kadar itaat var ama ibadet konularında, Allah'a itaat konularında anne baba önüne duvar oluyorsa, perde oluyorsa, yapma canım, daha genç adamsın, ne işin var senin namazla falan. Ya sen çalışan adamsın, ne işin var senin oruçla falan diyorlarsa, sen onları dinleme diyor, beni dinle diyor Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede. Bunlar da oluyor mu günümüzde? Oluyor. Öyle diyor evladına. Günahı varsa benim olsun canım, sen daha genç adamsın, ne işin var senin? Bak böyle de diyor. Günahı varsa benim olsun diyor. Peki böyle bir şey var mı? Kur'an'ın hükümlerinde böyle bir şey yok. Hukukta da yok. Günümüz hukukunda da yok böyle bir şey. Suçlar şahsidir ve bireyseldir. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Kimse kimsenin günahını çekemez diyor Cenab-ı Allah. Ne evlat babasının suçu sebebiyle ayıplanır, ne baba da evladının suçu sebebiyle ayıplanır. Herkes kendi günahını çekecek. Dolayısıyla herkes kendinden mesul olmanın bilinciyle o sıralamayı iyi yapması lazım. Sıralama zaten belli. Önce Allah'ın emri gelir, peygamberin emri gelir, arkasından anne babanın emri gelir, büyüklerimizin emri gelir, değil mi? Bunları yerlerini değiştirmeden çok dikkatli bir şekilde bu dünya hayatındaki süremizi, günümüzü tamamlamanın gayreti içerisinde olmalıyız. Yine buna benzer Lokman suresinde, biliyorsunuz Lokman suresi baba oğul ilişkileri. Hani konumuz anne baba hakkı ya, biliyorsunuz 8 Mayıs dünyada anneler günü olarak kutlandığı için bu konuyu seçtik. Lokman suresi baba oğul ilişkilerinde muhteşem bir bize yol gösteriyor. Baba oğul ilişkilerinde. Lokman suresinde şöyle buyruluyor. Aziz Allah. Biz insana anne babasına karşı iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşımıştır. Bu ne demek? Biliyorsunuz hamilelik döneminde kadınlar çok zorlanır, çok acizlenir, çok sıkıntı çeker. Değil mi? İşte zayıflık üstüne zayıflıkla taşımıştır. Devam ediyor. Bitti mi? Bitmedi. Çocuk dünyaya geldi. Asıl iş ondan sonra başlıyor. Onun diyor sütten ayrılması da 2 senede olmuştur. Baba ve anne ne diyor? Bu çektikleri sıkıntılardan, eziyetlerden dolayı teşekkür ehli ol diyor. Şükret diyor, teşekkür et diyor. Sakın onlara nankörlük yapma diyor. Burada büyük bir hak var diyor. Dönüşünüz de banadır diye tavsiye ediyor. Lokman suresindeki Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı 9 tane muhteşem tavsiyeyi mümkünse Kur'an-ı Kerim meallerinden veyahut da internetten bir okumanızı tavsiye ediyorum. Sabırla dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu anneler günü vesilesiyle bütün annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Ölmüş olan annelerimize Rabbimizden gani gani rahmetler diliyoruz. Onlar sağken, eğer annelerimiz sağsa,
mutlaka kıymetini bilmeyi, bizim İslam geleneğinde biliyorsunuz annelere mahsus gün yok. Her gün annelerindir. İnşallah her gün annelerimize layık bir şekilde olmaya çalışalım. Allah rızası için El Fatiha.